Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle terazi burcunun 2022 Ocak ayının bakalım nasıl giriş yapacağız arkadaşlar. Yükseleni ve ay burcu da terazi olan arkadaşlar lütfen izlemeyi ihmal etmesinler. Bakalım onları neler bekliyor. Evet arkadaşlar ilk önce güzel niyetlerimizi tutalım. Ondan sonra açılımı dinleyebiliriz. Yükseleni ve e, ay burcu da terazi olan arkadaşlar lütfen izinmeyi ihmal etmesinler. E, her zaman söylediğim gibi arkadaşlar başkasının niyetine de açılımları dinleyebilirsiniz. E, çok soruyorsunuz onu da cevaplamış olayım buradan. Son hatırlatmamı da şöyle yapayım. Lütfen videoyu sakin, rahat olduğunuz bir yerde böyle çayınızı kahvenizi alın, rahat bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Emin olun daha iyi anlayacaksınız. Sürekli sorduğunuz şeyleri sormadığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Alın böyle çayınızı kahvenizi rahat bir yerde izleyin, videodaki güzel enerjiyi alın, kötü enerjiyi lütfen videodan sonra unutun. Etkilenmenizi istemiyorum. Evet arkadaşlar, terazi burcuna bakalım. Ocak ayında neler bekliyormuş? Yeni bir yıl, yeni bir hayat. Şöyle ben size fincanınızı göstermek istiyorum. Bu ara danışanlardan dolayı arkadaşlar biraz videolarda gecikme oldu farkındayım sürekli yazıyorsunuz ee, geri dönüş alıyorum sizden hani videoyu bir an önce istiyoruz diye teşekkür ederim ilginiz desteğiniz için ee, gerçekten YouTube ailemiz çok hızlı bir şekilde büyüyor ee, sizinle de en yakın zamanda iletişim bilgilerimi paylaşacağım arkadaşlar. Ee, sadece bu ara çok fazla kalabalık ve yoğun olduğundan kaynaklı e, bir böyle e, aksama oldu. Ama tabii ki de en müsait olduğum zamanda e, rahat bir şekilde burç videolarında açılımlarını da yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi terazi burcuna geçelim. Eğer dışarıdan bir şeyler bekliyorsanız arkadaşlar görüyor musunuz? Dışarıdan gelecek kısmetleri ee, dışarıdan gelecek olan nasipleri gösterir bu. Artık bir şeylerde o kadar çok sabretmişsiniz, dua etmişsiniz ki e, sabrınız taşmış tabiri caizse. E, gelmesini beklediğiniz şeylerin artık size geldiğini bu dışarıdan gelecek olan e, kısmettir, nasiptir arkadaşlar. Dışarıdan beklediğiniz şeylerin geldiğini e, bu ay Ocak ayının başında görebilirsiniz arkadaşlar. Haneye bir para girişi var. Ee, güzel bir para girişi arkadaşlar. Çok nasipli e, nasibinizin bol olduğu bir Ocak ayı olacak. Emeklerinizin karşılığını şimdiye kadar e, almadığınız kadar alacağınızı gösteriyor bu arkadaşlar. Gayet güzel böyle ellerinizi açmışsınız. Nasiplerinizi bekliyorsunuz. Nasipleriniz size yağıyor resmen. Gayet güzel arkadaşlar. Bu ay belki de size gelecek olan nasiplerden, kısmetlerden ötürü ne yapacağınızı bilememe bir kararsızlık durumunuz olabilir sevgili Terazi burcu. Ee, belki bir şaşkınlık ya bu nasıl oldu, ee, bu normalde olmazdı nasıl oldu falan diye düşünebilirsiniz. Belki ne yapacağınızı da bilemediğiniz bir ay olabilir ama arkadaşlar plan yapıp programlı hareket edip ona göre karar vermeniz gerektiğini bir kararsızlık yaşayacağınız için söylüyorum kararları sağlam adımlarla karar vermeniz gerektiğini gösteriyor ve kafanızın içi o kadar çok dolu çıkmış ki sürekli birlerini bir şeyleri olayları olmayan şeyleri bile düşündüğünüzü görüyorum olmadı ama olabilirdi diye düşünüyorsunuz. E, bu geçmişle de alakalı olabilir. Şu anki e, yaşadığınız dönemle de alakalı olabilir. Terazi burçlarının bu ara gerçekten kafası çok dolu. Onu e, çok iyi biliyorum danışanlarımdan da. E, zaten burçlar kendilerini çok fazla belli ediyor. E, kafanızın dolu olmasının sebebi arkadaşlar. Gelecek nasiplerinizi görüyor musunuz? Şurada çok güzel çıkmış. At murattır zaten arkadaşlar görebiliyor musunuz? At murattır. Dört ayağının üstünde. E, gayet de güzel. Başı da dik. E, merak etmeyin arkadaşlar. Kafanızın doluluğu da sıkıntılarınızın da geçeceği e, muradınız varsa ne niyetle izliyorsunuz bilmiyorum. Herkesin niyeti farklıdır ama niyetlerinizin de gerçekleşeceği bir ay olacak ee, çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Açar açmaz zaten çok beğenmiştim fincanınızı. Ee, merak etmeyin. Birileri tarafından da destek görebilirsiniz. Ama şu atın zaten muhteşemliği. E, muradınızın gerçekleşeceğini gösteriyor. Bir tarafından e, destek görebilirsiniz. Resmen sırtınızı dayamışsınız. Eee bu kişiden maddi ve manevi destek alıp önünüzü açabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel. Arkadaşlar ilişkilerinizde ilişkinizde diyeyim yani. Belki sevgili, belki e, evli, belki de şu anda hiç ilişkiniz yok ama e, ciddi düşünmek, bir konuda bir e, karar vermek isterken Arkadaşlar bir ayrılık söz konusu olabilir sizin için. Belki nişanlısınız evlenmek istiyorsunuz bu ayrılmaya gidebilir. Bekarsınız biriyle beraber olmak istiyorsunuz bu gerçekleşmeyebilir. Evlisinizdir güzel bir şeyler yaşamak istiyorsunuzdur eşinizle. Ama bunun sonu ayrılığa gelebilir arkadaşlar. Çok fazla etkilenmenizi istemiyorum o yüzden yüzeysel anlatacağım ilişkilerinizle ilgili bir karar verme dönemine giriyorsunuz. Ee, belki çok sıkıldınız bunu aldınız, monotonlaştığınız için bir şeyleri değiştirmek istiyor olabilirsiniz ve karar vermeniz gerektiğini gösteriyor. Evet arkadaşlar yine de tabii ki de ben öngörülerimi söylüyorum. Siz lütfen kendinize göre e, hareket edin, karar verin. Ve arkadaşlar şu anda bulunduğunuz ortamda sanki arkadaşlar biri sizi tutuyor. ya yani şöyle ki e, orada kalmanızın, şu anki ortamda kalmanızın bir sebebi var. E, belki biri istiyor, belki siz o kişinin yanında kalmak istediğiniz için kalıyorsunuz. Ama burada kalıp kalmamakla ilgili çok tereddütleriniz var. Buna da bir karar vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ama hanenize o kadar güzel bir bereket geliyor ki e, bu gelen bereketle beraber yavaş e, yavaşlayan işlerin hızlanması, e, ertelenen işlerin artık yapılması yapılacağını gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşlar resmi bir kurum çıkmış. Resmi bir evrak, resmi bir haber, devlet kurumundan bir haber bekliyorsanız Bu ayın ortalarına doğru gelebilir Yani Ocak ayının ortalarına doğru gelebilir Ve sizinle alakalı iyi sonuçlanacağını Artık bir boşanma dilekçesiyle beraber mi? Yani evet ciddi bir, sizin hayatınızı kökünden etkileyecek bir e, mesele bu bununla alakalı bir haber resmi bir evrak alabilirsiniz arkadaşlar ve şurada e, o kadar güzel çıkmışsınız ki savaştan sonraki zaferdir bu aslında e, bir şeyler için o kadar mücadele etmişsiniz o kadar çok savaş vermişsiniz ki e, artık böyle kafanızı diklemişsiniz e, alnınızda açık ben kazandım ben bu zaferi kazandım diye konuşmalar yapıyorsunuz arkadaşlar gayet güzel siz birinden destek alacaksınız dedim ya aynı şekilde de arkadaşlar birine destek yani olup olmamada kararsızlık olacak bu kişiye yardım ederseniz nankörlük görme durumunuz var Belki de biliyorsunuz o yüzden bir kararsızlığınız var dikkatli etmen dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor arkadaşlar ve şurada kaleminiz var elinizde bir şeylere imza atma durumunuz olabilir ama son dakikada işin gerçek yüzünü öğrenip de vazgeçme durumunuz olabilir arkadaşlar belki bir ortaklık yapacaksınız tam imzalar atılacakken bir olay çıkar oradan imza atmaktan vazgeçersiniz vazgeçmeniz gerekiyor çünkü o gireceğiniz işte atacağınız imzadan kaynaklı bir zarar görme durumu olacaktır arkadaşlar o yüzden dikkat etmeniz gerektiğini de gösteriyor Şurada arkadaşlar birine o kadar çok güveniyorsunuz ki ve o kişi sizin hayatınızda kalsın diye o kadar çok emek vermişsiniz ki o kişiye ama şu anda e, ya da Ocak ayında öyle söyleyeyim e, o kişiyle aranıza bir mesafe girecek bir dargınlığınız olacak kırgınlığınız olacak o kişiyle aranızda ve size bir şey söyleyeyim mi o kişi sizin hayatınızdan çıkıp gitmek isteyecek benden bu kadar diyecek. Ya siz o kadar çok emek vermişsiniz ki aslında o kişi sırf o kişi sizin hayatınıza kalsın diye çok fazla emek vermişsiniz. Ama e, bu kişi sizin hayatınızdan çıkmak istiyor ve şu anda da artık sizden alacağı bir şey kalmadığı için sizin hayatınızdan çıkması söz konusu arkadaşlar. Hanenizde bir o kadar güzel çıkmış. Dışarıdaki artık insanları bir kenara bırakıp haneye dönmeniz gerektiğini, hanede problemler varsa bunları çözmeniz gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Ve şu anda e, belki beni dinlerken bile o, o kadar çok negatif düşünceleriniz var ki çok karamsar e, bir dönemde olduğunuzu özellikle şu yıl sonuna doğru e, çok karamsar olduğunuzu görüyorum ama e, yapmanız gerekenin e, artık güzel şeyler düşünüp güzel şeylerin olması için uğraşmanız gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Karamsarlıktan çıkıp e, pozitif düşünmeniz gerektiğini gösteriyor. Lütfen bunu ihmal etmeyin arkadaşlar. Şuna e, adınız kadar emin olun. Ne düşünürseniz ya da ağzınızdan ne kelime çıkarsa arkadaşlar o sizin hayatınız oluyor biliyor musunuz Yani ben bunu yapacağım dediğinizde er ya da geç yapıyorsunuz ben bunu alacağım dediğinizde er ya da geç alıyorsunuz O yüzden e, lütfen düşündükleriniz ve söylediklerinize dikkat edin hayatınız olur ve e, arkadaşlar şurada e, bir nazarın etkisinde birkaç kişinin lafından sözünden dolayı dışarıdaki insanların gözünden dolayı o kadar çok nazar etkisinde kalmışsınız ki ben bazen böyle söylerim danışanlarıma da eğer ben e, fal açılımı yaptığım zaman bir tıkanıklık yaşarsam kesinlikle nazar etkisinden artık çatlayacak duruma geldiğinizi gösterir bu lütfen arkadaşlar sizden e, ricam böyle nazar ayetlerinden ee, şey yapın fotokopi çektirin cüzdanınızda olur telefonunuzun arkasında olur bulundurun ara ara çıkartın lütfen onları okuyun şifalanacağınızı göreceksiniz ve lütfen aynı şekilde mesela e, danışanlarıma çok söylerim mesela bir bardak su mu içeceksiniz ya da dışarıdan aldığınız bir suyu açtığınız kapağını Sayısı size kalsın arkadaşlar. 3-5-10 fark etmez. Söyleyebildiğiniz kadar. Suyu içmeden önce e, şöyle bir e, 3-5-10 kere artık ne kadar söylerseniz. Bismillah deyin. Üfleyin. Bismillah deyin. Üfleyin. 3-5-10 kere hiç fark etmez. Ve ondan sonra e, suyu içerseniz daha iyi olacaktır arkadaşlar. Emin olun etkisini göreceksiniz. Şifalanacaksınız. Ee, dediğim gibi ben e, böyle fal açılımları yaparken eğer bir yerde tıkanırsam anlayın ki e, o fincanda gerçekten çok büyük bir nazar etkisi oluyor. Ara ara ben bu durumlara çok kalıyorum. E, gerçekten dikkat etmeniz gerektiği bir ay arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, kademe kademe çıkmış çok fazla takip edildiğiniz Apartmanda atıyorum camdan çıktınız, kapıyı açtınız falan böyle çok ta takip edildiğiniz her yaptığınızın e, konuşulduğunu olduğunu e, görüyorum. Bu bir nazar etkisidir biliyor musunuz? Nasibinizi etkiler. O yüzden e, na dua etmeye çok özen göstermeniz gerektiğini de gösteriyor arkadaşlar. Nazar nasibinizi etkiler. Lütfen dikkat edin. Ben şöyle tabağımıza da bir bakalım. Şöyle ben size göstermek istiyorum. Tabağınızı Evet arkadaşlar Bu arada aklımdayken Evet e, söylemiş olabilirim ama e, danışanlardan dolayı geç video e, çektiğim için kusura bakmayın sizinle de en yakın zamanda isteğiniz olduğu için e, en yakın zamanda iletişim bilgilerimi paylaşacağım arkadaşlar e, çok fazla talep oldu o yüzden paylaşma gereği duyuyorum desteğiniz için de teşekkür ederim ayrıca e, tabağınızda arkadaşlar çoktan beridir e, söylemek istediklerinizi söyleyebileceğiniz artık ağzınızın açılacağı e, tabiri caizse gözünüzün kapanacağı bir ay olacak terazi burçları için sürekli içinize atmışsınız 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 ama öyle bir olay yaşayacaksınız ki bu sizi cesaretlendirecek ve içinizde tuttuğunuz ne kadar e, belki kin, nefret varsa bir öfke patlamasıyla içinizdekileri söyleyeceksiniz arkadaşlar. Maddi olarak size kalacak bir paradan. Parayı gösteriyor. E, belki bir miras, belki işte bir tazminat e, elinize geçecek bir parayı gösteriyor bu arkadaşlar. Ve bir anahtar işiniz olacak. Belki bir ev mi almayı düşünüyorsunuz ya da arabada olabilir. Bu işte bu anahtar işinde başta bir terslik olacak. Bunu da söyleyeyim. Çok yavaş ilerleyecek hatta hiç ilerlemiyor diye düşünebilirsiniz. Ama sonrasında bir göz aydınlığı olacak. Bu anahtar işiniz olacak arkadaşlar. Başta çok ters gidecek. Yavaş gidecek. Ama sonrasında bu anahtar işiniz olacak. Evde olabilir. Arabada olabilir. Niyetinizi siz daha iyi bilirsiniz. Sonrasında bir göz aydınlığınız olacak. Ondan sonra da elinize. Sizin elinize. Bizler sizin elinize geçecek bir anahtar görünüyor arkadaşlar. Resmen dikili ağaçlarınız var. Ee, duaların kabulüdür bu çok güzel dikili ağaçlardan kastım e, sizi gerçekten koruyup kollayacak e, bir sıkıntınız olduğunda size destek olacak e, maddi bir kazançtır arkadaşlar bir yerde sıkıntı olduğunda diğer taraftan e, bunu kapatacağınız bir dikili ağaçtan bahsediyorum arkadaşlar Dışarıdaki sözlere çok fazla itibar ediyorsunuz. Ee, belki de dışarıdaki sözler yüzünden yapacağınız işleri e, hep bir erteleme peşindesiniz. Ama yanlış yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, herkes kendinden mesuldür. Herkes kendi hanesinin içine e, bakması gerektiğini e, insanlara göstermeniz gerektiğini gösteriyor burada arkadaşlar. Ve dikkat etmelisiniz. Yeni ala, e, kararlar alabilirsiniz. Ben her zaman söylerim yeni yıl yeni kararlardır. Sizin fincanınıza da bu çıkmış e, tabağınızda öyle söyleyeyim. Yeni kararlar alıp uygulamak isteyebilirsiniz. E, çok da hayırlı olacak ve önünün çok açık olduğunu da gösteriyor arkadaşlar. Ve bu yüzden de e, atacağınız bir adımda ee, yeni bir karar verdiğinizde bir yola gidebilirsiniz. Önünüz o kadar açık ki, eğer böyle bir niyetiniz varsa asla e, geri adım atmayın, erteleme yapmayın. Bu ay gitmek istediğiniz yerlere e, bir an önce gidebilirsiniz. Çok fazla ertelediğinizi, o yüzden de artık bu ay son, bu ay gidemezse bir daha gidemez. Tarzında bir uyarınız var arkadaşlar, lütfen dikkat edin. Hayatınız belki şu son zamanlarda sürekli düzensizlik düzensizlik olarak gitmiş ama e, artık bir toparlanma döneminize gireceğini e, sıkıntılardan sonra ferahlama düzensizlikten sonra düzene girmeyi gösterir bu. Ee, belki uykusuzluk çektiğiniz gecelerin e, yansıması olabilir. Çünkü artık bir düzen arayışınız var arkadaşlar ve bu düzen artık sizin olacak. Ve arkadaşlar sağlığınıza e, dikkat etmeniz gerektiği bir karın ağrısı, bağırsak problemi yaşayacağınızı gösteriyor. E, yine de dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar terazi burcunun 2022 Ocak ayının açılımını beraber yaptık. Ee, dediğim gibi başka birinin de niyetine açılımları dinleyebilirsiniz. İstediğinizi sorabilirsiniz arkadaşlar. Desteğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan da anında haberdar olmak. için Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Videoya da beğeni ve yorum yapmayı da lütfen ihmal etmeyin. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.